Efendim, efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Hepiniz gecemize, programımıza, sahurumuza ve Sultanahmet Meydanı'nda şeref verdiniz, onur verdiniz. Hoş geldiniz efendim. Efendim bugün yine uzun bir gece olacak inşallah. Bir büyük zatın evine, Hazreti Ömer'in evine misafir olacağız. Anlayacağız, anlatacağız, hayırla yad edeceğiz. Allah Nebisi'nin şefaatine inşallah vakit bulacağız ve konuşacağız. Ama her şeyden önce bir kısa aramız var. Aramızdan sonra biz yine buradayız ve inşallah programımıza bütün hızıyla devam edeceğiz inşallah. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Ve Ramazan'ın son günlerine doğru geldiğimiz bu günlerde, bu gecelerde, içinde Kadir Gecesi'ni barındıran şu özel zaman diliminde çok özel bir insana ayırdık bu gecemizi. Benden sonra peygamber gelseydi o olurdu. Öyle diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hakikaten İslam'a girişi zaferdi. Yürüyüşü zaferdi, halifeliği zaferdi. Şehadeti ümmetin yüreğinde bir yangındı. Şimdi onu hatırladığımızda ve şimdi onu andığımızda nasıl muhteşem bir insanın etrafında muhteşem bir dekorun kurulduğunu görebiliyorsunuz. Adı Ömer bin el-Hattab. Resulullah 40 yaşındayken onun yaşı 27. Bir delikanlı. Vücudunda kanı durmayan bir delikanlı. Aslında tabir yerindeyse İslam'dan önce tam bir kabadayı. Bir kabadayı. Vurduğuna vuran, önüne geçeyi sevmediğine omuz vuran Mekke'nin bulaşılmaz insanlarından biri. Korkulan bir adam. Fazlası güçlü, ölümden ürkmeyen, güçlü bir ailenin bir ferdi. Adı Ömer bin el-Hattab. Öylesine ki İslam'ın o ilk çileli ve sıkıntılı dönemlerinde Allah'ın peygamberi şöyle dua edecektir. Allah'ım şu İslam dinini İki Ömer'den biriyle aziz kıl. Yani ya Ebu Cehil ya Ömer bin el-Hattab. Çünkü Ebu Cehil'in adı Amr bin Hişam. Amr ve Ömer aynı yazılır Arapçada. Arada bir vav var. Onun için ikisine beraber iki Ömer denilecektir. İki Ömer'den biriyle İslam'ı aziz kıl artık. Yardımcı olsunlar Müslümanlara diyecek Hazreti Resulullah. O günün bir gün sonrasında Mekkeliler toplanacaklar kendi kahvehanelerinde. İçerlerken aynı zamanda Muhammed'le nasıl baş edeceğiz? Bu adam bela olmaya başladı. Biri öldürse şunu kurtulsak, tam o anda Hazreti Ömer içeri girer. Müslüman değil daha. 30 yaşlarında bir delikanlı, deli dolu veya 35 yaşlarına doğru gelmiş. Bir delikanlı, deli dolu. Diyecekler ki, olsa olsa sen kurtarırsın bu adamdan bizi. Kimi kastediyorsunuz? Muhammed'i. Muhammed'in neyini istiyorsunuz? Başını istiyoruz. Problem yok. Bana bırakın o işi. Sizin yüreğiniz yetmiyorsa benim yüreğim yeter. Kılıcını alacak, yola koyulacak. Mekke'nin sokaklarında, Mekke'nin mekanlarından dolaşırken bağıracak. Muhammed nerede? Muhammed nerede? Resulullah'ı arıyordu. Resulullah bir hücre faaliyeti Erkam bin Ebu'l-Erkam'ın evinde.
Hazreti Hamza Müslüman olmuş Resulullah'ın yanında. Tam giderken bir kadınla karşılaşır. Sonra bir erkekle, o erkek der ki nereye gidiyorsun Ömer, deli dolu böyle. Şu Muhammed denileni var ya arıyorum, kafasını bir koparayım şunun. Bu kadar kolay. Müslüman endişelenir birden. Ömer bela çünkü. Tufan gibi bir adam. Sıkıntılı bir adam. Dokundu mu yakar bir adam. Resulullah'a bulaşmasını isteyecek. Bırak peygamberi, git bacına bak Fatıma'ya. Ne olmuş Fatıma'ya? Bacıma ne olmuş? O Muhammed'in diline girdi işte, Müslüman oldu. Benim bacım, Ömer'in bacısı Müslüman oldu, öyle mi? Evet diyecek, senin bacın Müslüman oldu. Bunu duyunca Hazreti Ömer son derece sert bir şekilde Nuaym'in yanından ayrılacak ve bacısının evine doğru yönelecek. Hakikaten içeride Kur'an okunuyor, kapıya gelir. Bir an kulak verir kapıya, kapıdan Kur'an sesi geliyor. Kapıya önce şöyle bir yumruk vurur Hazreti Ömer. İçeridekiler telaşlı telaşlı, kim o derler. Bir yumruk daha kapıya. Kimsin sen? Ben Ömer bin Hattab. Açın kapıyı. İçeride bir telaş, bir korku, bir hengame, bir gürültü. Çünkü içeride Habbab bin Eret, Hazreti Ömer'in bacısıyla eniştesine Kur'an öğretiyor. Habbab bin Eret ne yapacak? Kaçamaz. Karyolanın altına sıkıştırıyorlar onu. Ömer gelse öldürür onu görse. Sedirin altına, buraya gir Habbab diyorlar. Ancak böyle kurtulabilirsin Ömer'in şerrinden. Kapı açılmayınca bir omuz darbesiyle koca kapıyı yıkar Ömer içeriye. Gözleri barut gibi. Yüzü bin sanki bir sinek değse tesadüfen yanıp gidecek. Müthiş bir kızgınlık, öfkeyle. Siz ne yapıyorsunuz burada der. Yoksa o Muhammed denilen haşa kişiye tabi mi oldunuz? Bacısı sakin. Köşede enişte büzülmüş Ömer bu. Bela. Kabadayı köşeye sıkıştır. Efendim sonra ne oldu? Yine bizi bağışlayacağınızı ümit ederek kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra buradayız ve Hazreti Ömer'in yanındayız. Mevlam'ın selamlarıyla ve Hazreti Ömer, genç Ömer bin el-Hattab bacısının evinde, Fatıma'nın evindedir. Kapı kırılmış, zorla girmiş. Tam terör estiriyor Ömer. O bütün kızgınlığını, bütün kin ve nefretini kusuyor. Bir ara ne okuyordunuz diye sorar. Fatıma söylemek istemez. Bir şey okumuyorduk, aramızda konuşuyorduk der. Hayır, siz sapmışsınız. Siz yoldan çıkmışsınız. Siz atalarımızın dinini terk etmişsiniz. Yani putperestliği. Said bin Zeyd bir şeyler söylemek ister. Hazreti Ömer Said bin Zeyd'in yakasından tutar. Bin Zeyd'in, Said'in ayakları yerden kesilir. Said bin Zeyd'i ile yatırır ve yumruklamaya başlar. Bacısı Said'i, kocasını kurtarmak için Hazreti Ömer'in yanına, ne yapıyorsun, öldürecek misin kocamı dediğinde Ömer döner ve öyle bir tokat vurur ki bu sefer bacısının ayakları yerden kesilir. Yere düşer. Ağzı burnu kan içindedir. Fatıma ayağa kalkar, o Hazreti Ömer'in, Ömer karakterli bacısı.
kalkar ve der ki ne istiyorsun bizden? Allah'tan korkmuyor musun sen? Bırak yakamızı. Çok duymak istiyorsan evet biz artık Müslümanız. Hazreti Muhammed'e uyduk. Onun yolundayız. Sen canımızı mı alacaksan al bizim canımızı. Hazreti Ömer şu diklenmeye, şu zayıf kadının kendince diklenmesi karşısında şöyle bir duraksar Hazreti Ömer. Bu kadına bu cesareti veren ne? Şu sessiz kadın kaplan gibi kesilmiş birdenbire. Ne bu? Ne oluyor bu kadına? Duraksar, siz ne okuyordunuz demin? Biz Kur'an okuyorduk der Hazreti Fatıma, Ömer'in kardeşi, bacısı. Verin bakayım bana şu okuduğunuz ayetleri. Fatıma diyecektir ki, hayır sana vermeyeceğiz. Sana Kur'an'ın yazılı olduğu, o ayetin yazılı olduğu o sayfayı sana vermeyeceğiz. Sen dokunamazsın ona. Niyeymiş der. Çünkü sen puta tapıyorsun. Çünkü sen pissin. Senin vücudun necistir. Şu necis vücut Kur'an'a dokunamaz diyecektir Hazreti Fatıma. Ömer yeni şeyler duyuyordu bacısından. Öyle mi dede? Peki nasıl dokunabilirim ona? Git yıkan. İyi bir temizlen. O zaman bana buna dokunabilirsin. Hazreti Ömer dedikleri gibi yapar. Duraksar Hazreti Ömer bir an. Verin bana o sayfayı. Taha suresinin ilk ayetleriydi. Hazreti Ömer baktı o sureye. Taha suresi ayet ayet. Taha'nın bir anlamı ey Muhammed demektir. Resulullah'ın isimlerinden bir isimdir Taha. Ayet-i kerime birinci ayetten 16. ayete kadar Hazreti Ömer Taha suresinin ayetlerini okuyordu. Bir an duraksadı. İnneni enallah ayetiyle bitiyordu. Şüphesiz ben Allah'ım. Ayet bununla bitiyordu. 16. ayet. O yüksek Rahman arşa kurulmuştur. Taha suresinin ayetleri. Göklerdeki, yerdeki ve bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnız O'nundur. Yalnız Allah'ındır. Ömer sarsılıyordu. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir. Ondan daha gizli olanı da bilir. Kalbe doğmuş olanı, henüz doğmamış olanı da bilir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Allah'ındır. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine. Siz burada kalın. Ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm. Yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti ya. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa, Tur-i Sina'yı kastediyor. Ey Musa, şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabını çıkar, çünkü sen mukaddes Vadi Tuva'dasın. Sen özel bir yerdesin. Çıkar ayakkabını. Ayetler Ömer'in vücudunda, ruhunda depremler oluşturuyordu. İlk kez bu ayetlerle muhatap oluyordu. İlk kez bu tür ayetleri duyuyordu Hattab'ın oğlu. Bir an duraksadı Hazreti Ömer. Dedi ki, siz bunu mu okuyordunuz? Biz bunu okuyorduk. Şimdi Kureyşliler buna mı karşı? Kureyşliler buna karşı. Burada yanlış bir şey yok ki. Bunlar ne güzel öğütler diyordu. Sonra diyordu ki, Muhammed'i beni götürün. Onu görmek istiyorum. Beni Muhammed'e götürün, ona gitmek istiyorum. İşte o ana kadar sedirin altındaki Said bin Zeyd, Habbab bin Ered sedirin altından çıkıyordu öğretmen.
Diyordu ki Hattab'ın oğlu Ömer, seni müjdeliyorum. Vallahi Allah'ın Resulü bu gece senden bahsetti. Yani dün dedi ki Allah'ım ya Ebu Cehil'e ya Ömer'e iman nasip et. Demek ki o dua senin için kabul oluyor. Ömer'in kafası karışıktı. Henüz bir imandan bahsetmek mümkün değildi. Kafası karışık. Beyninde binlerce volkan patlıyordu Hazreti Ömer'in. Sonra beni götürün Muhammed'e. Önde Fatıma, önde Said bin Zeyd, önde Habbab bin Eret, arkada Hazreti Ömer. Erkam bin Ebul Erkam'ın evine gidiyorlar. Hazreti Peygamber'in gizlendiği ve sohbet yaptığı gizli eve. Tam bir hücre faaliyeti yapıyor Resulullah orada. İnsanları İslam'a çağırıyor ve kimseyi almıyorlar içeriye. Gizli bir yer. Biraz sonra Müslümanlar bacısını ve eniştesini önüne katmış ve gelen Hazreti Ömer'i gördüklerinde birden hayret ettiler. Dediler ve telaşlandılar. Ya Resulallah, Ömer geliyor. Baş belası adam geliyor. Elinde kılıç, bacısını ve eniştesini esir almış geliyor. Sahabede bir korku, çünkü sayıları az. Ama orada bir adam var. Birden öne çıkar. Orada bir özel adam var. O adam Hazreti Hamza. Resulullah'ın amcası Hazreti Hamza iki adım ileri atar. Korkmayın. Ömer'in kapısını açın, girsin içeriye. Allah için gelmişse iyilik görecek. Başka niyette gelmişse Ömer'in kendi kılıcıyla ben onu öldürürüm. Doğrusu Mekke'de bu sözü söyleyecek tek adam Hamza idi. İki adam vardı. Mekke'nin korkulu rüyası iki adam vardı. Bu iki adam girdiğinde tam bir zafer olacaktı. İki adam, biri Hamza ki olmuştu, öteki Ömer. Kapı açıldı, Hazreti Ömer'in elinde kılıç bu şekilde içeriye girecek. Hazreti Hamza, Hazreti Ömer'in kolunu tuttu ve içeriye doğru hızla çekti. İçeri girdiğinde Zübeyir bin Avvam, Hazreti Ömer'in diğer kolunu tutacak bu şekilde. Hazreti Hamza bir kolunu tutacak, Ömer'in iki kolu, iki mengene gibi adamın avuçları içerisinde Hazreti Peygamber'e doğru yürür Ömer. Resulullah'a doğru gelince Resulullah bırakın onu diyecek. Kollarını serbest bırakın. Ömer'in kılıcı aynen böyle duruyor. Vuracak mı, vurmayacak mı? O an Resulullah ayağa kalkacaktır. Hazreti Ömer'in yanına doğru gelen Resulullah Hazreti Ömer'in şu iki yakasını tutacak. Resulullah'tan hiç beklenmeyen bir hareket aslında. Çok mütevazi ve sakin olan Hazreti Peygamber Ömer'in iki yakasını tutup şöyle bir sallayacak, şöyle bir ileriye geliye, ne zamana kadar duracaksın? Neyin peşindesin Hattab'ın oğlu? Ne kadar direneceksin? Yoksa Ebu Leheb hakkında inen ayetin bir benzerinin senin hakkında inmesini mi bekliyorsun? Ömer Müslüman olmayacak sözü, ayeti insin mi bekliyorsun? Gökten bir şimşek mi gelsin bekliyorsun? Hattab'ın oğlu neyin peşindesin sen? Hazreti Ömer anlatır. Vallahi o ana kadar tereddüt içindeydim. Ne zaman ki Resulullah beni tuttu, şöyle bir salladı, bende güç, kudret, kuvvet, erkeklik namına hiçbir şey kalmadı diyor. Elimdeki kılıcı yere fırlattım. Ben teslim olmaya geldim sana. Senin peygamberliğini ilan etmeye geldim. Resulullah baktı yüzüme, o zaman söyle dedi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ömer tekbir, Ömer kelime-i şehadet getirdi. Mekke'de tekbir sesi. Kureyşliler sağa sola bakıyorlar. Ne oldu? Ömer Muhammed'in başını getirecekti hani. Biraz sonra geliyordu Hazreti Ömer. Başka türlü geliyordu. Bakıyordu Mekkeliler. Bu giden Ömer gibi değil diyorlardı. Başka türlü geldi diyorlardı bu adam. Hazreti Ömer geliyordu Mekkelilerin bulunduğu o mekanlarına geliyordu. Ebu Cehil'i görüyordu. Dayısı, öz dayısı. Ben Müslüman oldum dayı diyordu. Sen ne diyorsun Ömer? Ben Müslüman oldum dayı, Müslüman oldum. Yapamazsın bunu bana.
bu hainliği Kureyş'in büyüğüne yapamazsın. Yaptım bile. Hadi vur yüzüme, vur. Bela adam. Vur yüzüme diyor Ebu Cehil'e. Vur, yumruk vur buraya diyor. Ebu Cehil sırtını çeviriyor. Yürüyor, Ebu Leheb'le karşılaşıyor. Ebu Leheb'e çalım atıyor Hazreti Ömer. Omuz duruyor Ebu Leheb. Ne oluyor Ömer? Müslüman oldum. Hadi vur bana. Hadi vur. O gün akşama kadar dolanmadığı kapı, doğrusu omuz vurmadığı adam kalmadı. Mekke'de Hazreti Ömer kendine yakışanı yapıyordu. O güne kadar ezilmiş, horlanmış, baskı altında tutulmuş, işkenceye uğramış Müslümanların tümünün öcünü alıyordu sanki. Kabe'nin önünde durup da ben Müslüman oldum diye haykırdığında Mekkeliler ona saldırdılar. O Mekkelilere saldırdı. Tam bir gün boyunca kavga sokak sokak devam etti. Sokak sokak Ömer sataşıyordu. Gördü, herkese sataşıyordu. Ömerliğini yapıyordu velhasıl. Onun için İslam'a girdiği gün zaferdir denecektir. En son Ebu Cehil, çekin ellerinizi Ömer'den. Uğraşmayın Ömer'le. O bir karar vermişse yapacak bir şey yok diyordu. Şimdi bütün bunları düşünüyor Hazreti Ömer. Yaşı 63 olmuştur. Halifelik yıllarındadır. Medine'de güneşin battı, dağa doğru çıkar. Bütün bunları hatırlıyor. Bir ara döndü yanındaki hizmetkarına, Ebu Yerfe. Ebu Yerfe, namaz vakti geldi mi? Hayır Ömer deyince, hayır halife, biraz daha dalayım. Sonra yavaş yavaş çok uzaklara gitti Hazreti Ömer. Elinde kılıç çıkmış meydana, düşmana korku salar Ömer. İslam'ın yoluna canı adamış, Resul'e vurgun Hazreti Ömer. İslam'ın yoluna canı adamış, Resul'e vurgun Hazreti Ömer. Adalet onda, ne devlettir yine aşk meydanı kurulmuş, bu meydanda nice mert yiğitler var, gönüller feyzi ha. Bahçesinde
yaşayanlar var. Adalet onda, sadakat onda, büyük halife Hazreti Ömer. Adalet onda, sadakat onda, büyük halife Hazreti Ömer. Sonra yıllar birbirini takip eder. Gün gelir Ömer halife olur. Gün gelir Hazreti Ebu Bekir vefat eder. Hazreti Ömer halifedir artık. Onun ilk hutbesi çok manidardır Hazreti Ömer'in ilk hutbesi. Çıkacak minbere, bütün cemaate bakacak ve diyecek ki, sanmayın ki ben sizin en hayırlınızım. Ama bu göreve getirildim. Bundan sonra bilin ki zalimlere karşı son derece sert olacağım. Bilin ki mazlumun yanında olacağım hakkını alıncaya kadar. Eğer İslam'ın yolundan bir adım ayrılırsam beni doğrultun. Beni ikaz etmezseniz Allah'ın rahmeti sizden uzak olacaktır. Bundan sonra hiç kimse menfaat için yanıma gelmesin. Menfaat için yanıma gelenin canını yakarım. Ben zayıfım, beni güçlendir ya Rabbi. Ben sertim, beni yumuşat ya Rabbi. Ben cimriyim, beni cömert kıl Allah'ım. Medine minberinde hitap ediyordu. İç alemini döküyordu. Kendisini halife seçenlere karşı. Sonra dönüyordu. Ve bu uzun konuşmanın akabinde minberden aşağı iniyordu. Artık halife Ömer radıyallahu anh'tır. Halifelik sohbetinden sonra ailesinin yanına çağırıyordu. Bütün evlatlarını ve hanımını diyordu ki, kızlarını ve diğerlerini, torunlarını çağırıyordu. Diyordu ki, sakın insanlar konusunda yanlış yapmayın. Eğer bizler halifenin akrabalarıyız diye yanlış yaparsanız Allah'a yemin ederim ki başkasına bir ceza verirsem size 70 ceza veririm. Sizin canınıza okurum. Bunu hanımına söylüyordu, kızına söylüyordu, oğluna söylüyordu. Başınıza bela olurum ben. Eğer siz benim makamımı kullanırsanız Allah'a yemin ederim ki canınıza okurum ben sizin. Bundan sonra adımınıza dikkat edeceksiniz. Siz Mekke'de veya Medine'de sıradan bir adamın çocuklarısınız. Halifenin evlatları değilsiniz. Bilin ve ona göre hareket edin diyordu. Sonra birine dönüyordu. Bana her gün geleceksin. Senin görevin ölüm var Ömer, ölüm diyeceksin. Maaşını benden alacaksın. Ölüm var Ömer, ölüm. Adam her gün geliyordu, görevi o. Günde 3 kez 4 kez. Ölüm var Ömer, ölüm. Tamam gidebilirsin diyordu adama. Yine bir gün geldiğinde ölüm var Ömer, ölüm dediğinde daha gelme diyordu. Neden dediğinde, bugün aynaya baktım, bembeyaz bir saç gördüm. Bana ölümü hatırlatıyor artık. Gelmene gerek yok, görevin sona ermiş diyordu. Ne yazık ki bizim bütün saçlarımız beyaz olsa, sakallar beyaz olsa o ibret yok bizde. Ömer'deki o ibretin zerresi yok bizde. Öyle diyordu ve gerekeni de yapıyordu. Taşı gediğine koyuyordu. Hakikaten yaşıyordu ve hakikaten yaşatıyordu. Bir gün yolda yürürken, elinde değnek bastonuyla beraber yürürken, bir kadın onu durduruyordu. İhtiyar bir kadın, 2 büklüm. Belki 80 yaşlarında bir kadın. Hazreti Ömer'in paçasını tutuyor böyle, böyle. Hani bazen olur, ihtiyar anneler biz konferanslara gittiğimizde bizim yakamızdan çekerler ya böyle. Bana bak, bana dercesine, biz de bakarız ya, buyur hacı teyze, emret deriz ya. İşte aynen böyle. Hazreti Ömer'in tutuyor böyle, ceketinden çekiyor ihtiyar bir kadın. Ömer eğiliyor, dinliyor onu. Tam 1 saat.
sokağın tam ortasında tam bir saat. Carut, Hazreti Ömer'in arkadaşı dönüyor, kadına diyor yeter Allah aşkına yeter diyor. Halifeyi bir saattir eğmişsin, halifeyi bir saattir meşgul ediyorsun. Hazreti Ömer der ki karışma, karışma aramıza girme. Biraz sonra adam kadın problemini halleder ve gider. Der ki halife bu kadınla çok özel ilgilendin, bu ihtiyarla tanıyor musun? Onu kim tanımaz ki? Onu gök tanıyor. Kim bu kadın? Havle havle, hani kocasının şikayete geldi ya, hakkında Mücadele suresinin ayetleri indi ya, kadın kocasını şikayet etti ya, Allah ayet indirdi, bu kadın haklıdır, kocası haksızdır diye, o anlamda ayetler indi ya, Zıhar ayeti hakkında inen ayet, inen bu kadın havle, sen Carut ne diyorsun bana, Allah bu kadını dinledi, Ömer mi dinlemeyecek? Allah bu kadını dinledi, Ömer mi dinlemeyecek? İnce ve zarif, kılı kırk yarıyordu. Tabi yerindeyse kılı kırk yarıyordu. Hakikaten tam bir sadık mümindi. Bir gün minberdedir konuşacak. Bütün gözler üzerinde. Beni dinleyin ve itaat edin. Biri kalktı, seni dinlemiyoruz ve itaat etmiyoruz. Ömer'e soruyor bunu. Kim bu adam? Halifeye söylüyor. Ömer bu lafı duyacak adam mıdır? Seni dinlemiyoruz ve itaat etmiyoruz. Hazreti Ömer atın bunu camiden demeyecektir. Kalk ve söyle. Hangi eğrilimizi gördün bizim görmediğimiz? Hangi hatamız var bizim bilmediğimiz? Kalk ve söyle diyecektir. Hazreti Ömer radıyallahu teala an. Hangi hatamız var? Adam diyecek ki hatam şu. Ganimetten bize kumaş dağıttın. Hepimizin kumaşı bir metre. O kumaştan biz gömlek yaptık ancak. Ama sen aynı kumaştan bir entari yapmışsın. İki hisse almışsın. Sen halifesin diye iki hisse alamazsın. Halktan fazla alamazsın. Seni dinlemiyoruz ve itaat etmiyoruz sana. Kime söylüyor bunu? Resulullah'ın dostuna, Halife Ömer'e söylüyor. Devletin başındakine söylüyor. Hazreti Ömer, Abdullah neredesin? Abdullah oğlum, neredesin oğlum? Buradayım baba, kalk ve anlat. Ömer'in oğlu Abdullah kalkacak. Diyecek ki, cemaat, babamın üzerindeki entarinin ikinci parçası benim hissemdi. Babam bana bir hisse, kendine bir hisse ayırmıştı. Babamın bir entariye ihtiyacı vardı. Babamın hissesinden entari çıkmıyordu. Kendi hissemi bağışladım babama. Babam benim ve kendi payını birleştirdi. Entari oldu. Onun için ona entari yapıldı. İki hisse almadı babam. Benim hissemi aldı. Böyle hesap veriyorlardı. Döndü adam halife. Söyle. Dinliyoruz ve itaat ediyoruz. Allah'ım Ömer'i başımızdan eksik etme. Medine Mescidi birden amin diyordu. Medine Mescidinde duygusal bir hal dolaşıyordu. Sanki Resulullah'ın ruhaniyeti orada bütün cemaatin kafalarına değiyordu bir bir. Allah razıydı, Muhammed Mustafa razıydı, ümmet razıydı. Çünkü kılı kırk yarıyordu. Asla kendine yontmadı, yonturmadı, kabul etmedi. Buldozer gibi ezdi ve geçti. Doğrusu ikinci bir Ömer dünyada çok zormuş. Ancak Ömer'in yolundan gidenler olabilir. İkinci bir Ömer'in olması için Hazreti Ömer'in Medine'deki toprağından yeniden çıkması lazım. Mümkün müdür? Bir gün para dağıtıyordu. Üsame bin Zeyd'e, Resulullah'ın evlatlığının oğluna 4000 altın veriyordu. Kendi oğluna 3000 altın veriyordu Abdullah'a. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah itiraz ediyordu. Baba diyordu, benle Üsame aynı yaştayız. Niye ona 4000, niye bana 3000? Ne farkı var benden? İkimiz aynı yaştayız. Oğluna dönüyordu. Onun babı Zeyd, onun babasının adı Zeyd. Peygamberin evlatlığı, peygamberin evlatlığının evlatlığı o.
Onun babası senin babandan daha şerefliydi. O da senden daha şerefli. Çekil ve git, bir daha gelme yanıma diyordu. Nasıl bir iman, nasıl bir adalet. Onun babası senin babandan daha şerefliydi. Sen, o da senden daha şerefli ve kıymetlidir. Çekil ve git, bir daha böyle bir itiraz için sakın önüme gelme. Soruyorum, kim Ömer olabilir? Bütün insanlık tarihini baştan sona tarayınız. Sahte büyükleri veya gerçek büyükleri bütün dünya tarihinde, ölçeğinde ortaya koyun. Bana ikinci bir Ömer gösterebilir misiniz? Ama ne yazık ki biz tanıtamadık. Ne yazık ki insanlar Hazreti Ömer'i iyi tanıyamıyorlar. Dünya ne yazık ki çok iyi tanıyamayacaktır. Bir öğle sıcağında Maliye Bakanlığı'nı yapan Muaykıp diyor ki, yani o işle ilgili memur, Ömer beni çağırdı, yanına gittim. Oğlu Asım da oradaydı. Evin içerisine eşyalar konmuştu. Eşyalar öbek öbek. Dedi ki Asım oğluna, burada dur bakalım. Beni çağırdı, bana dedi ki, oğlum ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış ey Kattab'ın oğlu, ey halife? Oğlum Irak'a gitmiş. Ticaret için kendini orada tanıtmış. Ben Kattab'ın oğlu, Ömer'in oğluyum. Ben Hazreti Ömer'in oğluyum, halifenin oğluyum. Iraklılar da ona hediye vermişler. Şimdi oğlum buraya gelmiş. Bu hediyeler benim hakkımdır diyor. Niye senin hakkın oldu oğlum dediğimde? Baba, Iraklılar beni çok sevdiler. Bana hediye verdiler diyor benim oğlum. Asım orada, memur orada. Sonra oğluna döndü. Oğlum dedi, sen babanın evinde otursaydın, senin baban Ömer bin Hattab olmasaydı, sana bu hediyeler verilir miydi zannediyorsun? Bana yağcılık yapmak için, bana yanaşmak için sana hediyeler veriyorlar. Sen benim makamımı istismar ettin. Allah'tan kork. Sen bana cehennem mi hazırlıyorsun? Çık ve çık ve yıkıl yanımdan benim. Çık ve yıkıl benim yanımdan. Sonra diyordu ki yanındaki memuruna, al bütün bu eşyaları hazineye devret. Bu bize haramdır. Benim evime girmeyecek diyordu. Ne kadar büyüktüler. Büyüktüler çünkü muallim Hazreti Muhammed'ti. Aleyhissalatü vesselam. Çünkü öğretmen Allah'ın Resulü'ydü aleyhissalatü vesselam. Şehit ettiler namaz kılarken canını Mevla'ya teslim eyledi. Resul'e vurgun büyük hal. Allah
Talha bin Ubeydillah anlatıyor. Diyor ki, bir gece karanlıktı. Ömer halifedir. Beraber yola çıktık, dolaşıyoruz. Gece yarısı bir arabana dedi ki, Talha bana müsaade. Bekle beni burada. Köşede bekledim. Karanlıkta bir eve doğru gitti. Tanımadığım bir ev Medine'nin çıkış mahallelerinden birinde. Gittim oraya. Gitti oraya. Yarım saat kadar bir süre yani. Sonra geri geldi. Hadi gidelim. Ömer'in vefatından, şehadetinden sonra merak ettim. O nereye gitti diye o eve gittim. Hani insanoğlu acaba ne vardı orada merak ediyor Talha. Gittim baktım, kötürüm bir kadın. 90 yaşlarında, ayakları kesilmiş, perişan, ortalığı toz duman olmuş bir kadın. Kadının yanına gittim, dedim ki kadın, sen ne yapıyorsun burada? Evlat dedi, kimsem yok benim. Peki dedim, kim sana iyilik yapıyor, kim seni temizliyor, yemek veriyor? Halife Ömer dedi. Nasıl dedim? Halife Ömer her gece bir saatte gelir, ihtiyacımı giderir, bana ekmek koyar, çorba koyar, etrafımı süpürür ve gider. Ama iki gündür Ömer gelmedi, açım ben. Yemek yedirecek kimse, bana yemek yedirecek kimse yok. Görüyorsun, gördüğün gibiyim. Diyor ki, ben dedim ki ona, bundan sonra ben sana yardım ederim teyze. Ömer ne oldu oğlum? Halife dün şehit oldu. Kadın ağladı ağladı. Ya Rabbi, ben Ömer'den sonra beni yaşatma dedi. Hakikaten kısa bir süre sonra kadın vefat etti. Şaşırtıyordu Ömer. Hayat tarzıyla, hareketleriyle, dünkü Ömer ile bugünkü Ömer. Ne kadar ilginçtir. Rahmetli Osman Keskioğlu Hoca da öyle diyecektir. Bir rivayet var, tartışılabilir bir rivayet belki ama Hazreti Ömer'in İslam'dan önce kendi ız kızını toprağa gömdüğünü söylüyor bazı tarihçiler. Mekke'deki o korkunç geleneği geleneğe karşı koyamayanlardan biri, ne yazık ki oymuş. İslam'dan önceki dönem için söylüyorum. Çünkü bir gün Resulullah'ın minberine çıktı Hazreti Ömer. Resulullah'ın vefatından uzun süre sonra, halifeliğinin şehadetinden 3 gün önceydi Hazreti Ömer. Çıktı minbere ve orada bir şey söyledi minberde. Dedi ki, cemaat, iki şey var. Bunlardan birini hatırlayınca üzülürüm. Kabıma sığamam, uykularım kaçar. Sabahlara kadar yatağımda sağa sola dönerim. Biri var, hatırlayınca gülerim ben. Hayret ederim kendi halime. Beni güldüren şuydu. Biz Mekke'de müşrikken, Hazreti Peygamber'e uymadan önce, İslam'ı bilmeden önce bizler helvadan put yapardık. İnsan şeklinde put yapardık. Sonra o puta yolculuk boyunca eğilir, secde ederdik. İbadet ederdik. Onun yanında dua ederdik. Sonra acıkınca da putu koparıp yerdik. Biz nasıl garip bir ümmetmişiz. Putumuzu kendimiz yapar, kendimiz tapardık. Şimdi hatırlayınca gülüyorum. Komik görüyorum. Ama o gün öyleydi işte. Ötekine gelince, benim dünyalar güzeli bir kızım vardı. Tatlı mı tatlı, zarif mi zarif, güzel mi güzel. Ben Mekkelilerin baskısı üzerine, sen cariye mi yetiştiriyorsun Ömer, baskıları üzerine ben dayanamadım. Bir gün küçük kızımı gömmüştüm. İşte o kızımın sesi kulaklarıma geldiğimde, duramam, uyuyamam, beni hafakanlar basar, bin el sanki beni boğar, duramam ben, yarın mahşerde Allah'ın huzurunda o kızımın hesabını nasıl vereceğim? Ve izel mev'udetü su'ilet, bi eyyi zenbin kutilet, o gün o kızların hali sorulacak, hangi günahlarımdan dolayı öldürüldüler? Hazreti Muhammed gelmeden önce kız çocuklarını gömüyorlardı. Firavun erkek çocuklarını kesiyordu. Mekkeliler kız çocuklarını gömüyorlardı. İşte yeryüzünün en büyük inkılapçısıdır Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bütün bu çirkin, iğrenç, kokuşmuş tabuların
tümünü tuzla buz etti. Hiçbir şey bırakmadı ortalıkta. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ömer hakikaten o kadar kılı kırk yarıyordu ki Kadisiye'de Hansa'nın dört oğlu şehit olunca Kadisiye Harbi'nde emir veriyordu. Her bir çocuk için maaş bağlatıyordu. Şehitlere maaş bağlatıyordu. Bunu ilk başlatan odur. Şehitlerin ailelerine daha doğrusu her bir çocuk için maaş bağlatıyordu. Her doğan kız, her doğan çocuk için süt parası koyuyordu. Hatta bir gün dolaşırken ağlayan bir çocuk sesi duyacak. Çocuğun ağlaması sabaha kadar devam edecek. Ömer geceleri dolaşırmış, kontrol edermiş. Bakacak ki çocuğun sesi durmuyor, kapı çalacak sonunda. İçerideki kadın kim o deyince, ben Ömer, Ömer, kapıyı aç. Bu çocuk niye ağlıyor Allah aşkına? Sustursana şunu. Bir ihtiyacı mı var, gidersene. İçerideki kadın diyecek ki, halife, sütten kesilen çocuklara maaş bağlattı. Sütten kesilen. Ben de çocuğumu sütten kesmeye çalışıyorum, maaş alayım diye. Çocuğum süt istiyor, vermiyorum. Çocuğum ondan dolayı ağlıyor. Durdu kapıda, mıhlanmış gibi, bin darbe yemiş gibi Hazreti Ömer. Hazreti Resulullah'ın amcası Hazreti Abbas'a baktı. Abbas baksana dedi. Kaç çocuğun canı yanmıştır benim yüzümden dedi. Kim bilir? Çocukları aç bırakıyorlar benim yüzümden. Şimdi ben ne diyeceğim Allah'a ya? Dışarıdan sesledi kadına. Kadın çocuğuna süt ver, süt. Yarın o değişecek. Sabah namazından sonra ilk değiştirdiği kanun oydu. Bundan sonra doğan her çocuğa maaş bağlanacak. Sütten kesilenlere değil sadece. Devletin mekanizmaları, adli teşkilatı, divan, askerlik hepsi onun döneminde kuruluyordu. Hakikaten Hazreti Ömer'in içtihatları alın çatlatır. Hazreti Ömer'in içtihatları alın terletir. Öyle içtihatlarda bulunmuş ki Medine'de kıtlık olur. Lütfen dikkat buyurunuz. Medine'de kıtlık olur. Medine'de kıtlığın olduğu yıllarda gider, Medine'nin et dağıtıcısının yanında oturur. Elinde bir kağıt vardır. Et alanların listesini yazar. Et alanların adını yazar buraya. Kimler et aldı dün? Ertesi gün aynı adam et almaya geldiğinde diyecek ki, niye geldin buraya? Adamın parası var, et almaya geldim. Dün yemedin mi diyecek. Efendim bugün de canım istiyor. Senin canın kırbaç istiyor aslında. Sen utanmıyor musun, iki gün üst üste et yiyorsun? Ümmetin çocukları bir aydır et yiyemiyor. İkinci gün et yiyeceğine şu paranı Müslümanlarla paylaşan olmaz mı? Yıkıl git, bir daha buraya gelme. Çok garip geliyor değil mi? Et alan adamı kovalamak. İkinci gün et yemesin. Ümmetin çocukları yemiyor. Git, onlar da yiyebildiği zaman gel diyordu. Bir gün sofrasına yağ gelmişti. Bildiğimiz yağ. Tereyağı. Kıtlık yıllarıdır. Şöyle yağa baktı. Lokmayı daldırdı yiyecekti. Biri içeri girdi. Irak'tan gelen biri. Adam dedi ki, halife, sofranızda yağ var sizin. Evet dedi, yağ ve ekmek yiyorum dedi. Bizim Irak'ta yağ yok dedi, bulamıyoruz. Öyle mi dedi. Evet deyince lokmayı geri bıraktı. Bize bu da haram oldu desene. İki veya üç sene boyunca kıtlık yıllarında sadece zeytinyağı ve ekmek yemiştir. Sirke ve ekmek, bu nedenle Hazreti Ömer'in beyaza çalan yüzü esmerleşmiştir. İki sene boyunca ikinci bir yemek yememiştir. Ekmek ve sirke, ekmek ve zeytinyağı. Ümmet gibi yaşıyordu, ümmet gibi hissediyordu. Ayrı gayrı yoktu, halkın içindeydi, halk gibi hissediyordu, halk gibi yaşıyordu.
asla kendini farklı görmüyordu. Asla insanlardan farklı değildi. Adam diyordu ki karımı boşayacağım. Niye boşayacaksın diyordu. Eski sevgim kalmadı karıma ait. Aşkımı yitirdim. Öyle diyoruz ya şimdi, elektrik alamıyorum diyor adam. Bugünkü tabirle elektrik alamıyorum. Bakıyor Hazreti Ömer'e, tabii elektrik alamıyorum demiyor o. Eski aşk kalmadı diyor. Elektriği ben söylüyorum, çağımızın kullandığı cümle. Dönüyordu Hazreti Ömer, karını boşama. Gel diyordu eve doğru. Kapıya geliyordu adamla beraber. Hazreti Ömer kapı çalıyordu. Karısının sesi içeriden geliyordu. Kim o Ömer? Hanımı bağırıyordu. Bugün yağ göndermedin. Akşama kadar yağ bekledim. Sen ne kadar unutkan adamsın. Kadın bağırıyor içeriden. Hazreti Ömer adama döndü. Bak bana da bağırıyorlar dedi. Benim karım da bana bağırıyor dedi. İyi tutacaksın onları dedi. Sıkılıyorlar evde dedi. Bağırırlar dedi. Anlayacaksın onu. Sen dedi git karına git. Adam hayret içinde. Ömer'in karısı ona bağırıyorsa bu adamın karısı da bağırır ona tabii ki. Adam durdu bir an. Gülümsedi. Hazreti Ömer çok güzel bir ders verdi ona. Arkadaş dedi. Sanıyor musun ki bütün evlilikler aşkla devam ediyor? Hiç vefa yok mu sende? Kadınlar sana, kadının sana hizmet etti, çocuk verdi. Şimdi ihtiyarladı, kenara mı atacaksın? Vefalı davran, hadi git karın yana, hadi. Boşama karını. Hayatın içindelerdi. Dokunuyorlardı, yükseklerde uçmuyorlardı, kanatları yoktu. Görünmez kanatları onları semaya kaldırıyordu belki. Ama halkın içindelerdi, hiç halktan farkları yoktu. Hakikaten insan özlüyor onları. Dilerim Rabbim mahşerde onlarla oluruz inşallah. Allah'ın izniyle. Devam edeceğiz Hazreti Ömer'e. Ve vaktimiz olsa şefaate. Kısa bir aradan sonra buradayız efendim. Mevlam'ın selamıyla yeniden beraberiz. Ve insanlık tarihinde garip şeyler vardır. Üzen ve rahatsız eden şeyler. Ürperten, duyduğunuzda tüylerinizi diken diken eden şeyler var. Birini söyleyeceğim. Hazreti Ömer Amr bin el-As'ı Mısır'a vali yapar. Mısır. Bugünkü Mısır. Bugün kan dökülen Mısır. Maalesef Suriye'de, Mısır'da ve diğer beldelerde hala mazlumların kanı akıyor. Mübarek Ramazan ayında o kan dursun diyoruz, ümit ediyoruz. Mısırlıların şöyle bir geleneği varmış, Firavun döneminden kalma bir gelenek. Zamanı gelince Ağustos ayında Mısırlılar güzel bir kızı süslerlermiş, genç bir kızı. Bakire bir kızı en güzel altınlarla süsleyip birkaç gün yemek yedirir dermiş. Sonra onun ayaklarına bir taş bağlayıp Nil Nehri'ne atarlarmış. Böylece Nil Nehri'nin taşmasını sağlarlarmış. Nil Nehri'nin taşması sayesinde Mısır'ın ovaları verimli birer ova haline gelirmiş. Böyle bir gelenek var Mısırlılarda. Kıptilerden kalma, Firavun döneminden kalma, insanları kurban eden, kurbanlık olarak seçen, o toteme tapan, güneşe tapan, aya tapan, o batıl akidenin olduğu o dönemlere ait. Tabiata tapınan o dönemlere ait. Mısır'ın valisi Hazreti Amr bunu duyuyor. Mısırlar yeni Müslüman olmuş, yarım yamalak o dönemlerde. Böyle bir şey olamaz diyor. Beri
günahsız bir insan kurban edilemez diyor Amr. Ama neticede Hazreti Ömer'e mektup yazmak gerekiyor. Ey halife diyor, bütün Mısır'ı etkileyen böyle bir hadise var. Ben buna karşı koyacağım ama arkamda durmanı istiyorum. Çünkü bu halkın ayaklanmasına yol açabilecek önemli bir hadise. Yüzyıllardan beri her yıl bu tarihte bir kız, bir genç bakire kızı kurban ediyorlar Nil nehrine, Nil taşsın diye. Yoksa Nil kurak geçecekmiş. Halife ne diyor? Hazreti Ömer mektup yazar, der ki, Amr, İslam dininin böyle şeyleri, bu batıl şeyleri yeryüzünden kaldırdığını bilirsin. Böyle bir şeye evet demeyeceğimi bilirsin. Sakın bu batıl şeylere prim verme. O gece olunca, yani kızın, genç kızın kurban edileceği gün gelince sana zarfın içinde yazdığım mektubunu al ve Nil Nehri'nin yanına git. Gecenin yarısında o mektubumu Nil Nehri'ne bırak ve geri dön. İlginç bir mektup. Hazreti Amr, Hazreti Ömer'in göndermiş olduğu mektubu okur, kararını verir. Aşiretler gelirler, gelin hazırlıyoruz derler. Amr hayır der. Yakınmalar başlar, dedikodular başlar. Ama kurak geçecek, öleceğiz diyecekler. Yüzyıllardır bu. Amr diyecek ki hayır, biz böyle bir şeye müsaade etmiyoruz. Diyecekler ki ama yarın Nil taşmazsa ölürüz, Mısır ölür. Nil taşacak der Amr. Gecenin yarısında Nil nehrinin kenarında bir adam var. Bu adam Mısır'ın valisi Amr bin el-As. Arapların meşhur dahilerinden, Ebu Süfyan'ın oğlu, Hazreti Ebu Süfyan'ın oğlu. Gece yarısı Hazreti Ömer'in mühürlü olarak gönderdiği mektubu açar. Mektup garip bir mektuptur. Mektupta şöyle diyor. Mektup şöyle diyor. Müminlerin emiri Ömer bin el-Hattab'tan, Müminlerin emiri Ömer bin Hattab'tan Mısır'ın Nil nehrine mektuptur. Dikkat edin ifadeye. Ömer bin el-Hattab'tan Mısır'ın Nil nehrine mektuptur. Ey Nil, eğer sen insanların canını alıp kabarıyorsan kabarma. Seni kabartan Allah seni yine kabartacaktır. Ben Hattab'ın oğlu Ömer sana emrediyorum, sen kabaracaksın. Bunu hadis alimlerin bir kısmı sahabe eşyaya hükmederdi bölümünde verecektir. Amr bu mektubu okuyunca ağlayacaktır. Ömer'in bu yakın imanından dolayı ağlayacaktır. Hazreti Ömer o mektubu alacak. Hazreti Amr mektubu alacak Mısır'a. Mısır'ın Nil nehrinin içine atacak. Sabaha doğru bir feveran, müthiş bir vaveyla insanlar koşuşuyorlar. Su baskısı geldi, kaçın. Amr bir bakar, Mısır yüzyıllardır belki Nil nehri bu kadar taşmamıştır. Öyle bir taşacak ki su girilmedik ev kalmayacak. Böylece bu gelene yerle bir edecek. Amr öyle diyecekti. Rahmet olsun sana Hattab'ın oğlu. Sen sulara da hükmediyorsun. İnsanlara hükmettiğin gibi. Böyleydi. Bir gün iki sahabi bir çobanın yanında yemek yemeye gelirler. Süt sağar çoban onlara deveden. Tasın içine süt ve ekmek doğrar yerler. Ama birdenbire koyun sürüsünün içine kurt dalar. Kurt bütün koyun sürüsünü darmadağın eder. Kurda doğru saldırmak isteseler de diyecektir ki oradaki çoban, bırakınız. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, ona döneceğiz. Bu ayeti okur. O iki sahabi çobana diyecektir ki ne oldu? Niye bu ayeti okudun? Çoban diyecektir ki Ömer şehit olmuştur veya ölmüştür. Nereden çıkarıyorsun? Biz daha dün Medine'den geldik. Hazreti Ömer sağdı, bir şeysi yoktu. Vallahi Ömer ölmüştür. Çünkü o Ömer halifeliğe geldiği günden bu yana kurtlar koyunlara hiç saldırmadılar.
Ama bugün kurt koyuna saldırıyorsa demek ki yeryüzünde Ömer yok diyeceklerdir. Hazreti Ömer. Bir gün Hazreti Ömer Hacer-i Esved'in yanında eğilmiş, o büyük Resulullah'ın dokunduğu o taşı Hacer-i Esved'i öpüyor. Ama şöyle söyleyecektir. Ey Hacer-i Esved, siyah taş yani Kabe'deki, sen siyah bir taşsın. Faydan da yok, zararın da yok. Eğer Resulullah seni öpmemiş olsaydı seni asla öpmeyecektim ben. Hazreti Peygamber sana dokunduğu için sana dokunuyorum diyecektir. Hacer-i Esved'i böyle küçümser aslında. Doğru söylüyordu. O bir taş. Cennetten gelse de bir taş netice itibariyle. Bunu duyunca birisi Hazreti Ömer'in sırtına dokunur. Hazreti Ömer döner, arkadan birisi. Hazreti Ömer'e der ki, niye böyle söylüyorsun? Böyle söyleme. Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ı gördüm. Resulullah şöyle diyordu. Hacer-i Esved kendisini selamlayanlarla ahiret aleminde Allah'ın huzuruna çıkacak. Hazreti Ömer döndü. Sen misin dedi. Benim. Ali sen misin benim? Hazreti Ali'yim. Öyle diyordu Hazreti Ali. O zaman dönüyordu. Dönüyor ve şöyle diyordu. Ya Aliyu hahuna tüskebül abarat. Hahuna tüskebül abarat. Gel Ali, burada ağlaşalım. Burada gözyaşları dökülür. Burada gözyaşları dökülür. Bir gün Hazreti Ali ile birisi münakaşa ederler. Bir mesele. Aralarında bir anlaşmazlık çıkar. Hazreti Ömer'in yanına gelecekler. Ömer halife, aynı zamanda müftü, fetva ekibi, fetva emini, aynı zamanda hakim. İkisi gelecekler. Hazreti Ömer Hazreti Ali'ye diyecek ki, Ebul Hasan şurada otur. Hasan'ın babası. Araplarda bir adama ismiyle değil, lakabıyla, künyesiyle hitap ettiğinde onu yüceltirsin. Ebul Hasan, Hasan'ın babası, otur. Onu değerlendiriyor, onu yüceltiyor Hazreti Ömer. Rakibine de der ki, sen de şurada otur. Hazreti Ömer dinler ikisini de, Hazreti Ali'nin ve yandaki adamın kararını dinler. Hazreti Ali haklıdır. Hazreti Ömer radıyallahu teala an döner ve hüküm verir, karar verir. Karar Hazreti Ali'nin lehinedir. Hazreti Ali'nin lehine verilen bir karar hüküme bağlandıktan sonra Hazreti Ali'nin yüzü memnun değildir. Gergindir yüzü. Hazreti Ömer diyecektir ki, hayırdır Hasan'ın babası? Senin hükmünden memnun kalmadım diyecektir. Ey Ömer, ey halife, senin hükmünden razı kalmadım diyecek. Hazreti Ömer neden, bir hata mı yaptım dediğinde, evet diyecektir. Hata yaptın. Nedir benim hatam dediğinde, beni çağırırken bana dedin ki Hasan'ın babası, beni imtiyazlı bir şekilde çektin. Beni buraya oturttun. Rakibi de karşıya sıradan bir adam gibi oturttun. Adil davranmadın. İkimize de aynı şekilde hitap edecektin. Ya bana Hasan'ın babası demeyecektin. Ya da o adama oğlunun adını söyleyecektin. Bu adilane değil Hattab'ın oğlu. Bunu duyunca Hazreti Ömer, Hazreti Ali'ni şöyle tutar. Şöyle kollarından, gel bakayım büyük adam, gel. Senin bir alnını öpeyim. Gel büyük adam diyecek. Alnını öpecek. Ağlayan Hazreti Ömer diyecek ki, ya Rabbi beni halisiz bir an bile bırakma. Bir an bile beni halisiz bırakma. Böyleydi onlar. Çekişme yoktu. Kavga yoktu. Kem söz yoktu.
münakaşa yoktu. Birbirlerini severlerdi. Allah için ikaz ederlerdi. Biri yanlışa düşünce öteki yol gösterirdi. Çelme yoktu, tuzak yoktu, ihanet yoktu. Allah için beraberlerdi. Allah için yürüyorlardı. Allah için karar alıyorlardı. Davaları Allah'tı. Liderleri Muhammed'ti aleyhissalatü vesselam. Hedefleri Kur'an'dı. Çünkü onun için. Bir gün koku gelecekti. Uzaklardan bir yerden. Koku küplerle. Kadınlara dağıtılacak, Medine'nin kadınlarına, karısı Atike. Atike der, nasıl yapalım, küçük şişeler gibi şeyler bulun, Medine kadınlarına bu kokudan dağıtalım. Atike diyecek ki, getirsinler evimize küpleri, dağıtalım. Sen dokunmayacaksın diyecek karısına, dikkat edin ne olur, sen dokunmayacaksın. Atike der ki, ne olur dokunsam ne olur, yiyecek değilim ya. Koku bu. Ben dökmek için hani alacağım kaba dökeceğim. Hayır, sen dökmeyeceksin. Başka kadınlar getir. Sen başlarında dur, sen dokunmayacaksın. Atike, Hazreti Ömer'in karısı diyecek ki, sebebi ne Hattab'ın oğlu, yani kocasına. Niye ben dökemiyorum söylesene. Çünkü sen dökerken eline bulaşacak. Halktan daha çok yararlanacaksın. Senin hakkın yok buna. Her kadın kadar yararlanabilirsin. Yani her kadına 5 gramsa sana da 5 gram. Fazladan eline bulaşacak, elbisene bulaşacak. Ben onu istemiyorum. Herkes kadar Atike. 5 gramsa yani bugünkü deyimle söylüyorum. Şu kadarsa şu kadar, başkasından farklı değilsin. Sakın elin ona dokunmasın. Ömer'i sıkıntıya sokma Atike. Koku, koku, altı üstü koku diyecek eli ona, kokuya. Başka bir şey yok, yemeyecek onu, dokunamazsın diyecek, altı üstü koku. Kim bu kadar kılı kır yarabilir? Kim bu kadar azim, kim bu kadar büyük olabilir? Ancak Allah'ı ve Resul'ü bilenler ancak bu kadar büyük olabilir. Bir gün kızı Hafsa, Hazreti Peygamber'in hanımıdır Hafsa, Hazreti Ömer'e diyecektir ki, baba diyecek, sen yaşlandın biraz, sana bir elbise alalım yeni, sana bir yatak alalım düzgün, sana yemek verelim, farklı yemek. Miden kurudu senin, rengin kurudu, saçların döküldü, belin büküldü senin baba, birkaç sene içinde 20 sene ihtiyarladın. Karışma kızım bana. Kızı diretir Hafsa. Hayır vallahi kabul etmiyorum. Döner kızına der ki, sen peygamberin karısı. Kızım, Resulullah ne yerdi? Resulullah'ın en güzel yemeği hangisiydi? Allah'ın adına bana söylesene kızım. Hafsa durur. Taze ekmek fırından gelince, yani tandırdan, üstüne yağ dökerdik. Yağla ezerdik. Resulullah onu çok severdi. Yediği en güzel yemek yağ ve ekmekti. En güzel yemeği oydu onun. Onu çok severdi. Döndü kızına. Kızım Resulullah'ın yatağı neydi? Resulullah'ın bir yatağını bana anlat. Resulullah'ın yatağı 4 katlı bir battaniyeydi. 2 katı altına atıyordu döşek. 2 katı üstüne yorgan. Kızım, Resulullah'ın en güzel elbisesi hangisiydi? Bir cübbesi vardı, kırmızı toprakla renklendirilirdi. Toprağa sürerdik, renk girerdi üstüne. Oydu. Şimdi sen bana diyorsun ki, bundan farklı şeyler yap. Bak kızım dinle beni ve siz de dinleyin onu. 3 arkadaş yola çıktılar bir gün. 3 arkadaştan biri menziline vardı kızım. O dünyadan hiçbir şey almadan gitti. Çoğu kez açtı. Sıcak yemek yiyemezdi bazen. 3 ay boyunca evinde
çorba pişmezdi birinci arkadaşın. Onu dün toprağa verdik, mezarı burada. Resulullah'ı kastediyor. İşte mezarı burada. Dünya nimetlerinden yemeden gitti. 3 ay boyunca çorba pişmediğini bilirim evinde. O gitti kızım. Dünya metaından hiçbir şey almadı. Vefat ettiği gün mirası da yoktu. İkinci adam geldi. O da onun yolundan gitti evladım. O da onun gibi yaşadı. Onu da dün gömdük buraya. Hazreti Ebu Bekir'i kastediyor. Üçüncüsü de benim. Sen benim neyimin peşindesin kızım? Kurbanın olayım. Beni sen onlardan ayırmak mı istiyorsun? Dokunma bana, dokunma. Bırak kuru ekmek yiyeceğim ben. Sirke yiyeceğim, dokunma. Şu yamalı elbiseyle dolaşacağım. Elbisesinin üzerinde Hazreti Ömer'in, ceketi üzerinde yani entarisi üzerinde, cübdesi üzerinde tam 16 yama vardı. 16 yama, devletin hazinesi ise dolu doluydu. Devlet fakir değildi. Ömer'in özel hayatı fakirdi. 16 yama şehit olduğu gün. Hazine ise dolu dolu. Bana dokunma kızım. Beni dostlarımdan ayırma. Sen babana iyilik yapacaksan sus ve konuşma. Böyleydiler. Selam Ömer'e. Dün rüya gördüm annem, nerelerdeydin annem, aradım seni annem, bulamadım ben. Dün rüya gördüm kuş olup da bir gün.
uçmadan hakkını bana helal et. Cennet hatun ol annem. Senin yavrumdun anne, göz bebeğindi anne. Artık değil ki anne, yoksun yanımda. Bakın nasıl bir askerdi Hattab'ın oğlu Ömer. Nasıl bir komutandı. Dinleyin ve lütfen kararınızı verin. Askerine bakın, komutanına bakın. Bir gün bir müfreze gönderiyordu bir yere. Gidin ve şu işi takip edin, gelin. Ordu bir ormanda yürüyor. Orman bataklık. Yer yer bataklık var. Ayağını vurduğunda çökersin. Çamurun içinde kaybolursun. Hazreti Ömer'in gönderdiği komutan askerine diyor ki yürü. Bize öncülük et. Kontrol et yolda bataklık var mı yok. Ama hiçbir tedbir almadan bunu yapıyor. Hiçbir tedbir almıyor. Asker oraya doğru yürürken hiçbir tedbir alınmadığı için, bir halata bağlanmadığı için, bir ipe bağlanmadığı için biraz sonra bir bataklığa batacak, ayağını basacak ve asker batmaya başlayacak. Asker kımıldadıkça batıyordu bataklığa. Bütün ordunun gözü önünde bir arkadaşları biraz sonra çamurun içinde kaybolacak. Ellerinde ip yok, ellerinde halat yok, ellerinde sarmaşık yok, ellerinde askeri kurtaracak hiçbir şey yok. Asker tependikçe batacak. Asker son havliyle kendini, son gücüyle kendini çevirecek. Kıbleye doğru dönecek. Ve sonra çamur buraya doğru geldiğinde komutan üzgün, diğer askerler üzgün. Bir şey yapamamanın vermiş olduğu korkunç bir sıkıntı içindeler. Çamur ta buraya gelince asker son bir gücüyle bağırır, der ki: Ya emir al müminin, ey müminlerin emiri, eman der ve çamura batıp kaybolur. Çamur yutar onu. Asker şehit olur. Bir ay sonra ordu dönecek. Ordu şehre girecek. Komutan orduyu dağıtmadan Hazreti Ömer'in yanına gelecek. Diyecek ki Hazreti Ömer'e, biz zafer kazandık. Hazreti Ömer zaferin umurunda değildi. Dönecek ve diyecek ki, bana bırak onları anlatmayı, şu askeri anlat. Askeri, hangi asker efendim? Şu gün şurada bataklıkta batan askeri bana anlat. Halbuki kimse olaydan haberdar etmemişti. Asker, ya emir el müminin diye o gün bağırdığında, ey müminlerin emiri beni kurtar diye veya haberin olsun benden dediğinde, Medine mecliste sahabi diyor ki Hazreti Ömer'in bir anda lebbeyke lebbeyke dediğini gördük. Efendim efendim dediğini, doğrulduğunu, sonra oturduğunu gördük. Ama hiçbir şey konuşmadı. Sadece Hazreti Ömer bir an gerildi, sustu,
üzüldü ama niye bağırdığını anlayamadık. Komutana diyor ki o ölen askeri bana anlat. Hangi asker şu bataklıkta tedbirsizce yürüttün şu askeri anlat. Komutanın yüzü sapsarı kesilir. Hazreti Ömer döner ve der ki vallahi o batarken ben onu gördüm. O batarken ben oradaydım. Onun farkındaydım. Onun nasıl bağırdığını biliyorum. Ben ona lebbeyke efendim duyuyorum seni dedim. Eğer bu iş bir gelenek haline gelmeseydi Allah'a yemin ederim ki sana kısas uygulardım. Ey komutan seni öldürürdüm ben. Şimdi yıkıl git buradan. Komutanı görüyor musunuz? Askeri şehit olurken farkında. Asker Suriye'de, komutan Medine'de, askerin şehitliğini kurtar beni komutanım sözünü anında duyuyor ve bağırıyor Ömer kerameti. Böyleydiler. Sadıktılar. Allah'a hakikaten yakındılar. Ama hayat böyle. Bir gün biter. Bir gün minberdedir Hazreti Ömer. Bir gün çıkar minberde konuşur. O gün demin dedim ya hani iki şey hatırlarım. Bir kızımı gömdüğümü bir de helvadan puta taptığımı o gündü işte. Şöyle döndü, çok garip bir konuşma yaptı. Dedi ki, mahşerde bütün peygamberler dirilecek, sen bütün peygamberlerin başında olacaksın. Resulullah'ın mezarına döndü. Heni enneke ya sahibi hazır kabr. Ey o kabrin sahibi müjde sana. Sen bütün peygamberlerin başındasın mahşerde. Sonra dedi ki sadıklar gelecek, sadık insanlar. Onların başında da sen olacaksın Ebu Bekir. Döndü Hazreti Ebu Bekir'in mezarına. Heni enneke ya sahibi hazal kabr. Ey bu kabrin sahibi sana ne mutlu. Sonra döndü ve dedi ki sonra şehitler gelecek dedi. Şehitlerin başında da dedi Hamza olacak. Elini kaldırdı, Uhud'u gösterdi. O olacak. Bir adım indi minberden. Ben dedi şehit olmayı ne kadar arzu ederdim. Sonra kendi kendine şöyle dedi. Ama konuşmaları cemaat duyuyordu. Katab'ın oğlu sen hayal mi görüyorsun? Sen peygamber şehrinde otururken şehit olmak mı olur sana? Sen nasıl bir şehit olacaksın? Sen hayal görüyorsun kendi kendine. Sana şehitlik gelir mi hiç? Boşuna uğraşıyorsun. Bir adım indi. Resulullah'ın minberinden mihraba doğru çalımıyla yürürken öyle diyordu. Allah istedi mi Ömer? Peygamber mihrabında şehitli gelir sana. Aynen dediği gibi oldu. Diledi mi Allah peygamberin şehrinde, peygamberin mihrabında sana şehitli getirecektir dedi. Sabah namazıdır. Medine mescidinde cemaat tıklım tıklım. Bütün cemaat Medine-i Münevvere mescidindedir. Münevvere'de sabah namazıdır. Hazreti Ömer safa şöyle doğru baktı. Safı düzeltti. Buraya doğru baktı, safı düzeltti. Namaz kıldıracak. Halifeler namaz kıldırırdı çünkü. O zaman cumhurbaşkanları yani makamında olan halife namazı o kıldırırdı. Hutbeyi o okurdu. Hazreti Ömer safları düz tutun dedi. Arkada bir mecusi vardı. İranlı bir ateşe tapan. Bir zavallı, bir ebleh. Ancak bu kadarını söyleyebiliyorum, televizyon bu kadarına müsaade ediyor. Ama yüreğimdeki yangını söndüremiyorum. Çünkü Hazreti Ömer'i şehit edene Allah şahidim hayatım boyunca o kadar nefret ettim ki mahşerde onunla karşılaşmak isterdim. Hazreti Ömer'i şehit eden o ebleh, o zavallıyla yakasından tutmak için bir mümin olarak Allah'ın ve meleklerinin bütün uzaklığı sana olsun. Lanet kelimesine dilimi alıştırmadığım için. Ayak takımı o sefih arkada, tetikçi arkada, ikinci safta. Hazreti Ömer'e yüzünden ve önünden vuramazdı.
önünde durabilecek adam yoktu çünkü. Şu 2 metre boyundaki azim adam, kolay mı önünden vurmak ona? Cemaate baktı. Cemaate baktı. Hazır mısınız cemaat? Safları düz tutun. Omuzlardan hiza alın dedi. Sonra ellerini kaldırdı. İnne azab rabbike le vakiyan. Acaba o süreyi mi okuyordu? Rabbin azabı ansızın gelecek. Allahu Ekber diyor. Fatiha'yı okuyordu. Sureyi okuyordu. Rükua varıyordu. Secdeye varıyordu. İranlı ateşe tapan ateşgede arkasında. Hazreti Ömer tam secdedeyken, en korumasız andayken, dikkat ediniz. Hazreti Ali en korumasız andayken vurulmuştur namazda. Hazreti Ömer en korumasız andayken vurulmuştur secdedeyken. Tam secdedeyken Ebu Lü'lü ismindeki sefih ayak takımı, elimdeki hançeri, tezgahçı tabii, arkasında başka şeyler var, sadece o mecusinin yapabileceği bir şey değil, münafıkların, başka din mensuplarının derin iş var ya, şimdi diyoruz ya derin bağlantılar, o günün derin bağlantıları vardı, dönüyordu ve 16 hançer vuruyordu Hazreti Ömer'e, 16 defa hançeri saplıyordu. Hazreti Ömer'e saplanan hançer zehire içirilmiş. Yani bir hançer koca bir orduyu öldürür. Tam 16 defa hançeri Hazreti Ömer'in sırtına vuruyordu. Hançerin sıcaklığından Hazreti Ömer anlamıyordu. Doğrulduğunda, secdeden doğrulduğunda cemaat Ömer'in bütün sırtının kan olduğunu görüyor. Doğrulmak istediğinde o an fark ediyordu. Hazreti Ömer döndü ve dedi, ateşin oğlu vurdu beni. İlk sözü oydu. Ateşin oğlu beni vurdu. Yani ateşe tapan zalim beni vurdu. Fark ediyor. Sağ tarafa doğru düştü. Yanındaki en arkasındaki sahabiye namaza geç ve tamamla dedi. Düşerken bile namazı düşünüyordu. Cemaat namazı bozmasın. İbni Avf devam et namaza diyordu. Yere düşüyordu. O zalim bazı tarihçilere göre 16 kişiyi daha öldürmüştür kaçarken. Önüne geleni sallamıştır, önüne gelene. Cemaat namazda her yarayı alan şehit oldu. Hazreti Ömer yere düştü. Medine'de bir an bir vaveyla Ömer'i babaları gibi seviyorlardı halk. Şu adil adama baş eğiyorlardı, baş verirlerdi onun için. Medine öbek öbek insan akıyor Medine'ye, mescide yani. Kadınlar, erkekler, çocuklar nasıl ağlıyor çocuklar? Ömer mi öldü, Ömer mi? Babaları ölse bu kadar ağlamazlar belki. Herkes koşuyor Mescid-i Saadet'e doğru Hazreti Ömer'in yanına gelmek için. İlk kelimesi şu oldu, gözünü açtı. Namaz vakti geçti mi dedi. Dediler ki namaz vakti geçmedi. Beni kaldır İbni Avf, namaz kılayım. Abdullah beni kaldırın. 16 darbe yemiş, namaz bitireyim namazı diyordu. Onu yatırıyorlardı. Hazreti Ömer'in etrafı kan gölüne dönüyordu Hazreti Ömer'in. Bir an gözünü açtı. Kim beni vurdu? İlk sorusu. Beni kim vurdu? Dediler ki Ebu Mughire bin Şube'nin kölesi Ebu Lü'lü, yani hizmetkarı Ebu Lü'lü, mecusi, ateşe tapan, gözünü açtı. Elhamdülillah, elhamdülillah beni bir Müslüman öldürmedi, bir Müslüman benim kanıma bulaşmadı. Şayet bir Müslüman beni öldürseydi acaba suçum ne derdim? Elhamdülillah kanıma bir Müslüman dokunmadı. Çünkü Hazreti Ömer'i öldüren ebediyen cehennemde olacaktı. Ebediyen ona rahmet gelmeyecektir. Bayıldı bir an. İçeriye Hazreti Ali girdi, duymuş. Hazreti Ali geldi, dedi ki halife, halife, canım kardeşim benim. Vallahi sen varken rahmet vardı. Hazreti Ali övüyor, büyük adamı övüyor, hak ettiği şekilde söylüyor.
gözünü açtı. Ali dedi, söyleme. Şimdi övünme zamanı değil, şu adama merhamet zamanı. Bana dua et, Allah beni affetsin. Nasıl kılık kırk yarıyorlardı, nasıl bir imandı. Şimdi gözünden geçiyordu, keşke ömrüm olsaydı. Demin öyle demişti, benim bir hayalim var, halkın içine gireyim. Şam'a gitsem iki ay kalsam orada, insanların ihtiyacını gidersem. Mısır'a gitsem iki ay kalsam, insanların ihtiyaçlarını gidersem. Halkın içine girsem, insanların sıkıntılarını aşsam diyordu. Öyle düşünüyordu birbiri ardınca. Yaşasaydım birkaç yıl, iki ay, insanların yanına gitseydim, Mısır'a gitseydim, orada iki ay kalsaydım, Bahreyn'e gitseydim, orada iki ay kalsaydım, Kufe'ye gitseydim, iki ay kalsaydım. Bir ara Hazreti Abbas geldi, Peygamberimizin amcası, duymuş, vah Ömer'im, çok seviyordu onu, vah Ömer'im dedi. Dedi ki, Abbas, ne diyorsun? İnsanlar benim için ne diyorlar? Millet razı mı benden? Yoksa iyi ki vuruldu. Hazreti Abbas diyordu ki, vallahi bütün Medine ağlıyor. Bütün Medine, va Ömer'a, va Ömer'a. Eyvah Ömer'e, eyvah Ömer'e. Ey Ömer, sen gidiyorsun ama bütün Medine hüngür hüngür ağlıyor. Dedi ki, Peygamber amcası, elimi tutar mısın? Elini tuttu. Mahşerde ben hesaba çekilince bunu söyler misin? Ben ölünce Medine'nin ağladığını söyler misin? Söylerim deyince, elhamdülillah ya Rabbi. Peygamberin amcası şehadet ediyor ya bana dedi. Sonra durdu oğluna dedi ki, annemiz ne yapıyor? Hazreti Ayşe. Dediler ki ağlıyor. Resulullah'ın bütün hanımları toplamış ağlıyorlar. Öbek öbek, kadınlar bir yerde, kızlar bir yerde, çocuklar bir yerde. Babalarını kaybetmiş herkes. Herkes Ömer için ağlıyor. Öyle dedi. Ayşe anneme söyleyin, müsaade ederse Resulullah'ın yanında gömülmek istiyorum. Müsaadesi var mı? Dediler ki peki emir el müminin. Hayır dedi. Emir el müminin olarak söylemeyin. Ben artık ölü bir adamım. Ben Hattab'ın oğlu, sıradan bir adamım. İzin isteyin. Eğer müsaade olursa beni gömün oraya. Müsaade olmazsa beni gömmeyin oraya. Müsaade olmazsa beni Bakı'ya gömün, Bakı mezarlığına. Yoksa beni Resulullah'ın yanına gömün. Hazreti Ayşe'ye diyorlardı. Hazreti Ayşe diyordu ki, ben orayı kendime saklamıştım ama Ömer daha öncelikli. İstiyorsa Hattab'ın oğlu oraya gömülebilir. Son nefesini verirken bana bir bardak süt verin dedi. Bir bardak süt. Sütü içiyordu, süt bütün yaralarından içeri çıkıyor. Bütün iç organları parçalanmış. Gözünü açtı, lütfen dikkat edin. Abdullah dedi, efendim baba, bana eski bir kefen giydirin. Eski bir bez parçası. Baba hazırladık yeni kefen. Hayır. O yeni kefeni bir garibe verin. Kendine bir entari yapsın. Bana eski bir elbise beni sarın. Oğlum ben ölünce çenemi bağla. Aynen öyle diyor. Çenemi bağla. Ellerimi önüme sal. Baş parmaklarımı bağla birbirine. Beni mezara hızlı götürün. Allah beni affetmediyse benim gibi bir günahkarı sırtınıza çok taşımayın. Yok Allah beni affettiyse dünyanın pisliğinden beni mezarıma koyun. Orada Allah'ın vereceği şey daha güzel. Eski elbiseyle beni gömün, yani yeni kefenle değil. Çünkü Allah beni affetmişse bana en güzel elbiseleri giydirecek. Yok Allah beni affetmediyse vallahi bu kefeni de bırakmaz. Onu da atacak Allah. Ben gördüm Medine'de ölüler mezarlığa götürülürken hızlı götürülür. Koşarak. Bizim gibi değiller. Ölüyü hızlı hızlı götürürler, koşarlar. Hazreti Ömer döneminden kalmadır bu hızlı hızlı yürüyüş. Biraz sonra gözünü açtı.
Subhanallah. Şöyle diyordu. Ya leyte ümmi lem telidin, ya leyte hakkanet akima. Keşke annem beni hiç doğurmasaydı. Keşke ben, annem kısır olsaydı. Keşke ben Zituva'da çobanlık yapan bir çoban olsaydım. Keşke ben hiç halife olmasaydım. Keşke ben Zituva'da develerin peşinde koşan bir çoban olsaydım. Keşke diyordu. Sonra gözünü açıyordu. Evet diyordu. Sevgiliye kavuşmak üzereydi. Yürekte bin yangın vardı. Bin tufan sanki Medine'de. Sonra sonsuzca başını koymadan önce oğlu Abdullah'a son bir söz söylüyordu. Oğlum diyordu, şu kilimi al, şu kilimi, başımı toprağa koy, şu sakalım ve saçım toprağa bulansın. Belki Allah toprağa bulanmış halimi görürse bana merhamet eder. Başımı yere koy. Halifenin başını yere koyuyorlar. Şehit oluyor. Tabuta koyuyorlardı ve tabutu dediği gibi Resulullah'ın mezarının önüne getiriyorlardı. Hazreti Ebu Bekir'de olduğu gibi. Herkes geriye çekiliyordu. Oradan biri bağırıyordu. Ya Resulallah, Ömer'i getirdik, yanına gömebilir miyiz? Demir kapı vardı Resulullah'ın önünde. O öyle söyleyince demir kapı bütün o kalabalığıyla açıldı. Büyük bir gürültüyle demir kapı kendi kendine açıldı. Bu şuydu, Resulullah onu kucaklamak istiyordu. Götürüyorlardı, Resulullah'ın yanına gömüyorlardı. Bir dönem kapanıyordu. Belki Hazreti Abbas veya Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma, ikisinden de benzer rivayet vardır. Hazreti Abdullah diyor ki, oğlum ben babamı gördüm 6 ay sonra. 6 ay sonra babamı gördüm rüyamda, Ömer'i. Medine çarşısında yürüyor gibiydi. O gün gibi yani. Cübbesine şöyle sarılmış. Yamalı cübbesi üzerinde geceleyin teftiş ediyorcasına hızlı hızlı yürüyordu. Zayıflamıştı, iki büklümdü, kamburlaşmıştı. Çünkü son yılında kamburlaşmıştı. Saçları dökülmüştü, zayıflamıştı. Halifelik çökertiyordu Ömer'i, bitirmişti fizik olarak. Rüyamda yanından arkasından koştum. Şöyle tuttum arkasının cübbesinden. Dedim ki, Ömer nerede, baba neredesin dedim. Tam 6 aydır seni rüyalarımızda da göremedik. Rüyalarımızdan da gittin. Kayboldun gittin. Cesedin gitti. Toprağa girdin. Rüyalara da girmez oldun dedim. Bana dedi ki, oğlum 6 aydır hesap ödüyorum. 6 aydır hesabı bitiremedim. Dedim ki, baba ne hesabı, sorma oğlum dedi. Devletin hazinesine ait bir kemendim bile hesabını bana sordular. Devletin hazinesine ait bir ipin bile hesabını bana sordular. 6 ayda ancak bitirebildim hesabı. Ne diyeceksin? 1000 defa vay canına mı? Vay canıma mı? 1000 defa bana yazık mı diyeceksin? Diyeceğiz elbette ki. Halife Ömer gibi bir adam 6 ayda ancak hesap ödüyorsa ve hazineye ait, halka ve yetimlere ait bir ipin hesabını 6 ayda ödüyorsa bizim vay halimize ve vay canımıza kim ne diyebilir ki? Sadece şu duayı diyebilirim şu seher vaktinde. Ya Rabbi, kurbanın olayım. Azametine kurbanım. Esmaül Hüsna'na kurbanım. İsmi Azamına kurbanım. Hakkını yerine getiremeyeceğimiz hiçbir makamı bize nasip etme ya Rabbi. Ancak bunu diyebiliriz. Ne diyebiliriz? Ya Rabbi, hakkını veremediğimiz, layık olmadığımız hiçbir makama kurbanın olayım. Getirme bizi. Hiçbir yere. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir yükü yükleme. Kurban olayım sana Allah'ım.
Başka ne diyebiliriz ki? Aciz bir kul, aciz bir ümmet olarak bunların büyüklüğü karşısında eğilip bükülen bir insan olarak. Evet, amin diyelim mi? Hatimlerinizi bu ara unutmayın. Cumartesi akşamı 9-10 arasında hatimlerinizin duasını yapacağız. Ben size vekilim. Hani Twitter'dan, mailden soruyorsunuz hoca nasıl göndereceğiz? Ben Nihat Hoca'yı vekil ettim. Ben de kabul ettim. Aramızda ancak bu şekilde olabilir. Onun için lütfen yani yazıp kendinizi üzmeyin. Ben hepinizin kabul ediyorum. Allah da biliyor niyetlerimizi. Onun için duasını yapacağız. Cumartesi günü akşam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi, ellerimizi açıyoruz kudretine, azametine, affına, mağfiretine, hidayetine sığınmışız. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Bizi günahlarımızdan, kusurlarımızdan, hatalarımızdan sorumlu tutma ya Rabbi. Ya Rabbi, azametinden, kudretinden bizlere yağmur gibi, rahmet yağmurları gibi yağdır ya Rabbi. Ya Rabbi, şu Ramazan ayının şu güzel günlerinde, son günlerinde bizi her türlü şerden uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şer düşünenleri de bizden uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hiçbir mümini çirkin işlere, çirkin insanlara muhatap etme ya Rabbi. Kurbanın olayım. Ya Rabbi, amelimizde hatalar, kusurlar, her şey olabilir, riya olabilir. Hepsinden sana sığınırız. Bizleri affeyle. Amin. Bizleri kabul eyle. Amin. Bizleri mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi, Kur'an'ın bereketini üstümüzden mahrum etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Ramazan'ın şerefinden bizi mahrum etme ya Rabbi. Amin. Ramazan'da inen meleklerin yaptığı dualara amin diyoruz. Bizim ve onların dualarını kabul eyle ya Rabbi. Amin. İlahi, bu ayda olan Kadir Gecesi hürmetine attığımız her adımımızı ibadet kabul buyur ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, hastalar var, şifa bekleyen, hastalar var, inleyen. Bazen günahların affına vesiledir. Vefatından önce yanına uğradım, eski bir müftü hocam öyle demişti. Diyanetin eski Din-i Şerife kulu üyelerinden, babamın dostlarından biri. Hastalığında, rahatsızlığında uğradığımda öyle demişti. Nihat Hoca demişti. Bazen Allah hastalık verir, kulunun inlemesini duymak ister. Günahlarını affetmek için. Sonra vefat etmişti. Bu aynen böyledir. Ya Rabbi, inleyen bütün hastalara şifa nasip. Amin. Günahlarına kefaret eyle. Amin. Bizi her türlü şerden uzak eyle ya Rabbi. Amin. Resulullah'ın yolundan ayırma. Amin. El Fatiha. Efendim, yine bu akşam Mustafa Hocam ve Abdurrahman'la beraberdik. İftar vakti görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah yar. Yardımcınız olsun, teşekkür ederiz. Şeref verdiniz efendim. Sağ olun. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhed en la ilahe illallah. Eşhed en Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alessalâh.
حي على الفلاح Thank you.